Herkese merhaba. Bu uygulamamızda sizlere View Changes aracının faydalarından bahsedeceğim. View Changes nedir? View Changes nasıl kullanılır? Bunları görüyor olacağız. Şimdi View Changes'i kullanabilmeniz adına bakın Toz'un içerisinde burada investigate'in altında View Changes aracı yer alıyor. Veya bakın buradaki panelimiz birazdan açılacak. Bu paneli bu şekilde açmak yerine şöyle de yapabilirsiniz. Montajın ismine tıklayıp sağ karelikle View Changes'e tıklayabilirsiniz. View Changes'e tıkladığınızda yine bu panel karşınıza geliyor olacak. Birincisi bakın model ağacınızda şu an bir listeyi göremiyorum. Bunu görebilmek için buradakilerin hepsini açmanız gerekiyor. Şimdi bunu açtıktan sonrasında Legend'ın alt başlıklarında bakın ee, Renate, Modified, Modified Placement'tan tutun. Extract'ı da kadar birçok seçenek yer alıyor. Yani aslında biz View Changes'la beraber yaptığımız değişiklikleri bu listede görebiliyoruz. Ve bu listede gördüğünüz renklere göre hemen isimlerin sonunda karşınıza getirecektir. Bakın bu renkler ama model ağacında değil. Buradaki panel içerisinde size gösteriyor olacaktır. Şimdi bunun bir uygulamasını görelim. Burada bazı değişiklikler yapacağız. Mesela örnek verelim. Şuradaki gördüğünüz yeşil çubuğu sağ klikle exit insert mode diyorum. Ham halinde zaten bu parça bu şekilde açılmıştı. Şimdi buraya bir menikin datası gelecek. Bir de A şekli bir referans bir data gelecek. Bakın gördüğünüz eklemem yapıldı. Diyelim ki benim bu plakaya ihtiyacım yok. Bunu bir suppress etmem yeterli olacaktır. Suppress ettiğim andan itibaren bakın bu şekilde karşımıza geliyor. Diyelim ki mesela şunun üzerine bir delik açmak istiyorum. Burada modelin içerisinden de extrude yapabilirsiniz. Sonrasında part seviyesine düşürürsünüz bunu. Veya parçanın kendi içerisinden de aktif ederek ilerleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde karşıma getirmiş oldum. Şimdi buradan sonrasında bakın circle diyorum. Şöyle rastgele bir delik açacağım. Niyetim burada ee, spesifik delik açmak değil. Şöyle deliklerimi açtım bakın. Okey dedim. Montaj içerisinde delmemi yaptım. Sonrasında bir sonraki yüzeye kadar bunu yapacağımı söyledim. Bakın tool reference hemen şuradan. Arkadaki yüzeye kadar bunu deleceğimi söyledim. Okey dedim. andan itibaren benim karşıma bu şekilde deliğimi geçirdim. Şimdi bundan sonrasında mesela başka ne yapabiliriz? Bir bakalım. Mesela isim değişikliğine gidebiliriz. File manage file'da rename diyebiliriz bakın. Şurada ben rename in session diyeceğim bu oturumdan. Ee, sadece şey yapmak istiyorum Burada mesela bir tane frame'im var Buradaki frame yerine yeni bir isim vereceğim Şuraya bir çerçeve diye Tabi burada Türkçe karakter kullanmamanızı tavsiye ederim Çerçeve bakın karşımıza geliyor Veya işte burada 21-12 diyor Bunu 21-35 yapalım Bakın bu şekilde isim değiştiğine gittim Okey dedim veya geldim mesela bu manikin datasını şuradaki gördüğünüz manikin datasını şuraya entegre etmek istedim. Yani bir ana montajın alt montajın içerisine yerleşmesini istedim. Bakın bu şekilde aslında e, montajında bir takım değişiklikler yapıyorum. Yaptığım şey bu. Şimdi bu değişiklikleri yaptıktan sonrasında bakın. View bir kontrol edelim. Şöyle tekrardan Start modelimize geçelim. Arkasından gelip sağ klik View Changes'a bakalım bir. Şimdi panelimiz karşımıza geldi. Bakın ana e, yapı içerisinde sarı ile resumed şeklinde görüyoruz. Bakın ref datasının resume edildiğini görüyorum. Burada e, manikin üstü çizilmiş. Şuradaki listeye bakıyorum. Restructured from şeklinde geliyor. Bir de aynı şekilde extrude buraya eklenmiş. Şimdi burada her birini teker teker açıp bulmakla uğraşmak yerine şöyle yapabilirsiniz. Model ağacının yan tarafında bakın göstermeniz gereken şeyler var. Mesela Show Unchanged. Neler değişmiş bakın bunları görebiliyorsunuz. Veya işte şunu yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki ben burada sapres edilenleri göster istiyorum. Şöyle sapresli yapıların dışındakileri kapatıyorum. Ama bakın sadece lazer asemlisini gösteriyor. Böyle durumlarda eğer ki göremiyorsanız. Siz şurada expand all dediğinizde bakın size direkt gösteriyor. Alt montajını sonrasında ground modelde ne işlem yaptığınızı görüyorsunuz. Veya mesela işte Rename bir örnek böyle yapalım. Renamed. Şöyle Rename dediğiniz andan itibaren bakın bu şekilde size gösteriyor. Burada expand all dediğinizde veya expand to selected de diyebilirsiniz. Seçtiğiniz bir şeyi size gösterecektir. Bakın isim değiştiği yapılanları burada görebiliyorsunuz. Ve güzel tarafı bakın Mouse üzerine götürdüğünüzde size zaman olarak da hemen gösteriyor. Hangi tarihte, saat kaçta, kimin tarafından değiştiğin yapıldığını burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradaki güzel taraflardan biri de şu, bakın bu yaptığınız olayı model grafiğinde de yine gerçekleştirebilmeniz mümkün. Mesela şunları kapattım, bunların içerisinde mesela renameleri göster bana derim. Bakın renameli olanları bana karşıma getirmiş oldu. Burada da aynı şekilde filtreler yapabilirsiniz. Check all derseniz tabii ki sadece size burada şeyleri gösterecektir. Nihai olan yapıları gösterecektir. Bakın bu şekilde görebilmeniz mümkün oluyor modeli. Wave Change ise biz bu şekilde kullanabiliyoruz. Burada bakın ekstra şu seçenekler var. şu gözlüğü tıkladığınızda bakın isterseniz e, modelin gelmemesini sağlayabilirsiniz. Yani modelle bir işiniz yok ise modeli kullanmayabilirsiniz bu noktada. Veya aynı şekilde bakın şu an tabii ki model tree ee, kapatamıyoruz. Bunun için ikisinin aktif olması ve soldaki pasif olması gerekiyor. Bunu da görelim. Mesela şöyle model ağacını kapattım. Sadece grafikte görmek istiyorum. Bakın sadece grafikte görmek istiyorsanız da bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama ben sadece model ağacını görmem yeterli olacaksa ben bu şekilde açıp kapayabilirim. Bakın burada gösterimler de değişebiliyor. Yani sizler gelip de şöyle mesela açalım. Bakın alt alta koyabilirsiniz. Şöyle yapalım. Aynı şekilde modal grafiği üstüne alabilirsiniz bakın. Bu şekilde karşınıza geliyor. Veya bakın yine e, modal tree sağda modal grafiği solda olacak şekilde gösterebiliyoruz. View Changes aracı bu anlamda size fayda sağlayacaktır. Umarım sizler için de faydalı bir içerik olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.